Hemen Canan Güllü'ye döneceğim. Plan ve hesap ortada. Tabii ki birlikte yine kadınları çağır, çağırarak mücadeleyi güçlendirme çağrınızı verdik. E, e, buna karşı neler planlanıyor? Na, ne tür organizasyon, nasıl bir organizasyon içindesiniz? Hemen ayrıntıları yani alalım. Yani öncelikle bir kere e, bu mantalitenin yanlışlığını buradan tekrardan söylemiş olalım ve yanlışlığın 2016 yılında 286 kişi için yapılmayı düşünülürken bugün 10 bin kişinin adının geçtiği ya da sayısal verisinin 10 bin olduğunu düşündüğünüzde tek edilecek yanlış kelimenin ülkede nerelere geldiğini, hangi aşamada nasıl yanlışlara gittiğinin de bir delili olduğunu söyleyelim. Burada yapılacak yanlış anlamında müdahalede tabii ki bizi karşısında bulacak hükümetin bu kez arka cenahındaki ortaklaşa metin üzerinde çalışan siyasi parti liderlerinin ya da siyasi partilerin tamamı diyelim lider üzerinden gitmek yanlış olacak. Şuradaki sistem parlamento'daki öncelikle bir kadın vekillere seslenmeyi gerektiriyor. Çünkü ne olursanız olun kadın kimliğiniz, paydanız kadın olduğu için buna karşı bir cepheleşmeniz gerekiyor. Elinizde bulunan yasal veri kanuna aykırılık olarak gündeme gelecek bir sorunu çözmeye yönelik diyor. Ortada bir sorun yok. Ortada bir sorun var ise gördüğümüz sorun bu erken yaş evliliklerinden mağdur olan e, kişilerin sosyal anlamda e, güvenceye alınması. Belki iş bulursunuz, belki çocuklarının okula gitmesine, kira yardımına hı hı. gidersiniz ama affa gidecek bir şey yok. Biz e, açıkçası bütün kadın örgütleri bunu tartışıyoruz. E, bize gelen nokta şu ana kadar söylem var ama bilgi yok. Mesela ben dokümana ulaşamıyorum. Hı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde bu konu konuşuluyor. Görüştüğümüz kişilerde var ama ben belge olarak ee, siyasi partilerin e, bu anlamda temsilcileri de böyle bir belgeye ulaşamıyor. Gazeteci arkadaşlarım böyle bir belgeye ulaşamıyor. Hamurunda tepki yaratacağı için gizliyorlar. Gizli, mı, saklıyorlar tabii mı? gizli saklı gidiyor. o Gizli saklı gittiğiniz için de ne zaman çıkacak? Seçim öncesi mi çıkacak? Seçim sonrası mı çıkacak? Ya da sadece böyle mi kalacak? Hani baktık çıkıyor ama tepki var. E biz bunu geri alalım, görüşelim mecliste. Hani daha doğru bir noktaya da mı gidecek? Çünkü ortaklaşa bir metin, metin üzerinden bahsediliyor. Tek siyasi partinin ya da sadece hükümetin değil bir önerge var. Bu önerge üzerinde bir çalışma var. Siyasi partilerin ortaklaşı olduğunu da e, daha geçtiğimiz aylarda bir milletvekilinin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekilinin bir açıklamasında gördük bunu. Bununla be beyanın ortak bir metin olduğunu öğrendik. Ben buradan da sesleniyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu şeyi gören, hazırlanmış olan, taslağı gören bir arkadaş varsa bize iletsin onun üzerinden. Evet Evet, yanlış evet doğru. Sosyal sorumluluk için değil e, mi? Yani yapalım ülkenin madem geleceği bu ülkenin için. geleceği anlamında ama burada saklı ve gizli yapılması bir. 10 bin rakamının deklare edilmesi. Aralık ayında yapılan basın toplantısında Sayın Sertan 8 bin kişi demişti. Sonra yansıyan rakam 10 bin oldu. Benim size biraz önce söylediğim 286' da hatırlasın bütün izleyiciler. Tecavüz önergesi diye adı geçen ve Türkiye'nin tüm siyasi cenahlarından, kadın örgütlerinden fikri zikri inancı ne olursa olsun herkesin karşı çıktığı bir önergeydi. Şimdi onun arkadan dolanıp kulağını başka türlü versiyonla gösteren 10 bin kişiye çıkan bir olayı var. Bunun anlamında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, başka sivil toplum örgütleri, Buna mutlaka karşı çıkacağız. Eylem planları üzerinde nasıl taslak saklanıyorsa biz de eylem planlarımızı saklayalım diyorum. Ona karşı önlem alınmaması anlamında. Çünkü taslağın içeriğini bileceksiniz. Hangi maddeler var? Hangi maddeler üzerinde neler yapılmaya çalışılıyor? Onlara göre pembe odada buluşmak ve nikah olarak resmi nikahın olması bu konuda bir e, hareket eylem planının başlangıç Hı. noktası oluyor. Bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Şimdi e, e... AKP'ye yakın kadın örgütleri de var. E, i̇rtibatınız oldu mu? Onların düşüncesi de müsbet mi? Birlikte mücadele edilebilecek mi? E, biz birinci tecavüz önergesinde hatırlarsanız e, Kademin yayınladığı bir basın. Siyaset üstü çünkü bu konu ya. E, kesinlikle ve de siyaset üstü çalışmak durumundayız. Birinci 2016 yılındaki basın duyurusunu yayınladığında böyle bir işbirliğimiz vardı. Şu an e, içeriğin Tamamen hı hı. içeriğin ne olması gerektiğinde ben e, Türkiye'nin aklı silime gidebileceği noktasını biliyorum. Dolayısıyla da son yaşanan Şule Çet olayını hatırlarsanız, buradaki de kadına karşı kadının yaşam tarzına bir müdahale olarak nasıl tepkiler aldı? Hem bütün kadın örgütleri açısından hem e, medya açısından buradaki sürecin bize ulaşması gereken yeri Belge, taslak buradan tekrar sesimizi duyurmak istiyorum. O taslağı mutlak görmeliyiz. Böyle bir olayın ah tamam vardı kaldırdık diyebilecekleri eylem planı mı var? Yoksa taslak üzerinde hangi hain planlar diyeceğim bir plan gerçekleşmeye çalışılıyor? Ya da sahadan verilerden haberi yok. Ben şimdi geçen gün bu vesileyle de bir yasağımız Kalktığı için Türkiye Büyük Millet Meclisine girebildim ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ile görüştüğümde de anlattım. Sahada yaptığımız çalışmalar bize 10 yaşında erken yaş evliliklerini gündeme getiriyor. Gördüğümüz, gözlemlediğimiz ve Kefek Komisyonunun da raporunda gözüken ve bilinen rakamlar. Şimdi siz 10 yaşındaki evlilikleri görüp göz yumarsanız ki buna herhangi bir şekilde şu an müdahale edebilecek herhangi bir yargı kararı da yok. Anayasa Mahkemesi'nin hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda resmi nikah olmadan dini nikah kıyınabilir maddesine bir açıklık, bir onay vermesi bunları mümkün kılıyor. Herhangi bir şikayetinizde, evet bir tarafta Medeni Kanun'da 18 yaş altı nikah yasak, bir tarafta ona hakim ve aile izniyle 16-17 yaşları var, bir tarafta çocuk hakları sözleşmesi, 18 yaş altı yasak. Ama bir taraftan da Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir 103. madde var ki itirazla giden. E, orada da diyor ki e, resmi nikah olmadan dini nikah kıyabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Şimdi bu çelişkilerin giderilmesi gerekirken, e, hakim kararıyla verilen, medeni kanunla verilen izinlerin ortadan kaldırılıp bir akıl e, sağlığı sağlanması gerekirken biz kalkıyoruz... 10, 11, 12, 13, 14, 15 özellikle sayıyorum ve tekrar sayıyorum 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşındaki evlilik yapmış insanların e, resmi evlilik yaşı geldiğinde aradan 3-5 yıl geçmiştir e, resmi nikah yapmış olduklarını düşünerek biz diyoruz ki buradaki evlilik erkek tarafındaki erkeği kocayı affedelim. Böyle bir mantık var mıdır? Bu size hangi mantığı getirir? Yani akıllara durgunluk, akıllara ziyan. Burada e, zannediyorum AKP'lilerin e, dayandıkları şey bazı mağdurları almışlar ve konuşturuyorlar. Hani yandaş basında rastladığım şeyi söylüyorum. Ee, ve bundan dolayı da bir mağduriyet e, edebiyatı yapılıyor. Ya ben e, açık net söyleyeyim? Bunun için hedef oluyoruz bazı Hı -hı. yayın organlarında biliyorsunuz aile düşmanı diye söylüyorlar. Hı -hı. E, biz açıkça bildiğimiz doğru yoldan vazgeçmeden bu mücadeleyi de yapacağız. Cep telefonum da verilmiş bu mağdurlara. Birebir görüştüğüm mağdurlar var ve o mağdurlara da sordum. Hani bizi düşman bellemeden evvel ne istiyorsunuz? Sizin eşiniz şu an e, hiç, hapiste. Hı hı. E, dışarıda nelerle uğraşıyorsunuz bir kadın olarak? Bu biraz önce rakamlarını saydığım yaşta evlenen insan çalışamıyor, eğitimi yarım kalmıştır. E, omuzlarında onlarca yük vardır şimdi. Kira yardımı alıyor musunuz? kira ev sahibi değilseniz çocuklarınızın okul masrafları var mı? Mutfak masraflarınız var mı? Gideriliyor mu? Bizim derdimiz burada. Size karşı çıkmamızın, bu evlilik taslağının hani e, meclisten geçmemiş af taslağının meclisten geçmemesi adına size yapmak istediğimiz bizim sosyal olarak bir evet, destek evet. sağlanması. Tercihiniz hangisinden yana olur? Sosyal tercihle beraber bu arada kocan senin yüzünden hapise gitti diyen bir de aile Akrabalar baskısı var, var akraba tabii. baskısı var. Bunların üzerinden kalkmanızı, kalkmasını istediğiniz durumda hangisini tercih edersiniz? Tercihleri çoğu konuştuğum o bendeki kayıtlı arkadaşlar da sosyal yardım tercih oldu. Ve bir kısmının meclise götürülürken e, zorlandıkları noktasında da bilgiler Hı. geliyor bize. Bu bilgilerin ışığında birileri bunu bir seçim yatırımı ya da onun da ötesinde aslında boşanma komisyonu dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışması yapılan komisyondan bu yana o komisyonun yayınlanmayan raporunun işlevleri yerine geliyor. Yani erken yaş evliliklerine bir anlamda vize verilmesi, kadınların boşanmasının önünün kesilmesi, engellenmesi. Yani siz evinizde şiddet görseniz de boşanmayın. Mutlu aile tablonuzda rakamlara veri olmayın ama öldürülün. Onu engellemeyelim biz ama hayatınızda her türlü şiddet her türlü Sakat cinsel bir şiddet olsun diyen bir zihniyet var Dolayısıyla çok zor günler, ama mücadelede de öyle pes edecek bir kadın örgütlülüğü yok biliyorsunuz. E, siz meclise girebiliyor musunuz artık? Artık giriyorum. E, e, nihayet. Var nihayet. mı gündeminizde hani mecliste e, tabii. konuyu inceleme noktasında Hiç o bilgileri de alalım. Şu an ancak seçim noktasında bir tatile giriyorlar ya Hı -hı. biz birebir bütün arkadaşlara bunların ne olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız meclise giriş yasağımız da bizim müftiye nikah yetkisi konusunda arkadaşları aydınlatırız diye korkuylaydı. Korkarım şimdi de yasak gelmesin içeri girecek de birilerini aydınlatacaktır diye. Korkarım yani gelmesin ama ya size ulaşmak isteyenler zaten ulaşırlar. Yani biz ne kadar saçma. Bütün sosyal medyayı da kullanıyoruz. Bütün gittiğimiz sahadaki örgütlü her cenahtan örgütlü arkadaşlara gidiyoruz. Ama e, Türkiye'de e, izleyenlerin mutlaka farkındalığı vardır. Kadın üzerinden bir baskı unsurunun geldiğini e, yargıda bunu çok iyi görebiliyoruz hı hı. kadın cinayetlerinde görebiliyoruz daha şimdi içeri girerken gazetede okudum işte istismar olaylarının artmasında görebiliyoruz tüm bunlarla beraber aslında bu alanlar üzerinde mücadele edip var olan yasaları e, kullanarak aslında uygulamalarla önleyebileceğini düşünmesi gereken insanlarımız kendi akıllarına göre iyilik ve sosyal fayda olarak gördükleri bir yasa taslağı üzerinde zaman harcıyorlarsa vay halimize demek gerekiyor aslında. Şimdi aslında demin siz de vurguladınız mecliste seçim dolayısıyla tatil var. Evet. Bu perşembe tatile girecek. 18'ine kadar Meclis Başkanı Binali Yıldırım da istifa edecek. Bu bilgimiz evet. var. Meclis Başkanlığı seçimi var. sonrasında da meclis tamamıyla tatile evet. girecek. Bugün mesela grup toplantılarında AKP ve MHP grup bile yapmıyor. Evet. Grup toplantısı bile yok. Ee, diğer partilerin grupları olacak. Şimdi böyle bir durumda mecliste bu konunun seçim öncesi gündeme gelme ihtimali pek yok gibi. KHK çıkar mı i̇şte, onu bilemiyoruz. mesele o. Yani mesele o. Buradan eğer arka planda anlaştık derlerse hatırlayın geçmişte 103. maddenin bentleri iptal edilen bentleri nedeniyle kendi aralarında da bir komisyon kurup anlaşmışlardı ve hiç kimseye danışmadan 3 üç partinin o dönemki üç partinin imzasıyla evlilik yaşı 12'ye kadar indirilen bir madde gelmişti. İtirazımızı anlattığımız önce hayır falan demişlerdi ama sonrasında evet haklısınız diyen arkadaşlar olmuştu imza koyanlardan. Şimdi gene böyle bir anlaştık nasılsa diye bir KHK gelir ise bununla ilgili hakikaten Türkiye için karanlık günlerin devamıdır bu bu anlamda söylüyorum. Niye karanlık günler? Zaten yaşadığımız, baktığımız, hı hı. gördüğümüz tablo vahim tablo. Bakın, e, kadınları öldürüp tecavüz edip işte bir yerlerden atan insanlar yargıda kendilerini o kadın da şöyleydi, o o da böyleydi diye bu savunmaya başladı. Ne işi vardı? Ne işi vardı ne, işte? işte? Şöyleydi erkek arkadaşı vardı. Zaten çalışıyordu. Bakın en tehlikeli soruydu hakimin ee, niye çalışıyordu sorusu. E, bu çok enteresan ya kadın çalışacak tabii ki. Ne yapacak başkan? Yani bu anlamda sorulacak bir soru mudur? Biz dün Ankara Barosu'yla ile şiddetin önlenmesi adına acil yardım hattımızın e, ve Gelincik'teki arkadaşların irtibatının sağlanmak adına bir protokol imzalamıştık. Orada da Sayın Baro Başkanına da ve arkadaşlarına söyledim. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak kadınların yaşam tarzına müdahale olarak kabul ettiğimiz bu savunma şeklini dava etmek istiyoruz ve size de şikayette bulunuyoruz sizin baronuza kayıtlı diye, ee, sayın başkan dedi dökümleri gelecek açıklamaları deşifreleri deşifrelerden sonra hani madde madde nerelerine diye alın ona göre yapalım yani burada bir şeylerin karşısında böyle söyledi diye sadece konuşmak söylemek Dışında eylemlerimiz de var. Biraz daha bunu açalım mı? Şu çok insanın tüylerini diken diken ediyor. Evet. Çünkü herkes tabii ki savunulmalıdır. Yani savunma, savunma bir hakkı haktır. hakkı var diyorlar. Ancak ben Ayşe Paşalı'nın davası duruşmasında hı hı. savunma makamının ben savunma yapmayacağım dediğini de biliyorum. Evet. Yani bazı noktalarda. Bazı hukuka saygıdır bu aslında. Evet. Çünkü hukuk gözünde kadın ve erkek eşittir bu eşitliğin yasalardaki bu eşitliğin uygulanmasını gerektiriyor. Mücadelemiz o yönde Mücadele zaten. Mücadele de bu yönde. E avukat da sonuçta hukukun temsilcisi evet. orada. Buna evet. uymalıdır. Kesinlikle. Değil mi? Hani bu bunu alta çizilmesi Kesinlikle. gerekiyor. Bir kere şu şeye giderken hani davanın sürecine giderken yayınlanan adli tıp raporu bu anlamda kadın Hakların, kadının insan haklarının ihlalidir. Yasalar önündeki eşitliği görmezden gelmedir. Diyor ki adli tıp raporu restoranda beraber yemek yiyip bira içmiştir. Ne demek bu? Yani şu an itham ettiğiniz ya da e, üzerinden yaratmaya çalışılan duygu nedir? Siz maktulün yaşam içinde ölüme giderken e, yaşamını mı irdeniyorsunuz yoksa ölüm halinde ölümün vuku bulduğu ortamın mı incelenmesi gerekiyor? Bu, bu fikir burada bir kere o raporu Çok düzenleyen arkadaşlarla ilgili de yapılması gereken başka şeyler var. İkincisi duruşma anındaki işte e, bir yerlerden iddianame diyor ki atılmış Öldürülmüş, atılmış ve e, bu anlamda e, şeyin e, maktul üzerinde şunlar şunlar bulunmuştur cezanın bu anlamda verilmesi diye ama savunma böyle bir şey yapmıyor, savunma diyor ki kızlık zarı, bekaret zarı yoktu. Bu şimdi böyle bir şey var mı? Böyle bir olayı algılamak, aklınıza bir yerlerine yerleştirmek mümkün mü? Ya da bugün çok güzel avukatıyla yapılan bir röportaj var. Çok saygılı bir e, arkadaş, savunma e, evet. makamı dediğiniz farklı noktada bizim Şule'nin, Rahmetli'nin avukatı olarak da e, saygı çerçevesinde giderek diyor ki, ben o adli tıp raporunu ayrıya nasıl anlatacağım? Ben... Adli telefon içindeki Bugün biraz önce okuduğum aşağı armanın evet, o, yani da o yazılarda aktardı. şu detayları nasıl gündeme taşıyacağım diyor ki biz onunla da konuşurken o anlamda daha ilk zamanlardan itibaren o ayrıntılarda hicap duyuyorsunuz ama savunmanın bir kere avukatlık kanununa göre de hakları ve kamusal bir görevi vardır. O kamusal görevde uygulanması gereken sözleşmelere, imzalanmış sözleşmelere saygı duymayı gerektiriyor. Bu sayın avukatlara buradan da seslenmiş olalım. Türkiye'de kadın erkek eşitliği anayasayla korunmuştur anayasanın üzerinde avukatlık kanununa aykırı hareket etmekten de biz gerçekten bu konunun takipçi, ol takipçisi olacağız. Ve şey diyoruz, bu dava artık Şule Çet davası değildir. Bu dava artık biz kadınların davasıdır. Biz kadınların yaşam tarzına müdahaledir. Bakın bir tarafta mecliste e, onay verir gibi duran Erken yaş evliliklerine getirilen af aslında kadınların gelecek ve bulundukları koşun itibariyle yaşam tarzlarına müdahaledir. Yani ona 10 yaşında evlendirme izninin, 11 yaşında evlendirme izninin onayıdır. Öte tarafta mahkemelerinde kadınların istismara uğrayan çocukların konuları savunulurken alınan kararlar uygulanan şekiller bu ülkede gerçekten ve ciddi olarak bir şeyler dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu anlamda daha dikkatli olmak adına biz mücadelemizi yapıyoruz. <laughs> Sadece biraz önce de söylediğim gibi senin programına gelip ya da bir başka yayın organında konuşarak değil, arka planında hukuki savaşı. Kim ne derse desin hukuka çok hı hı. güvenilmez. Hukuk bu aralarda bir yerlere doğru kaydı düşüncelerinin yanı sıra biz hukuka olan güvencemizi kaybetmeden onunla ilgili mücadeleyi ve kadın derneklerinin hani her zaman söylerim ben 1800'lerden gelen bir mücadelesi vardır. O mücadele anlamında da nerede ne yapılacağını çok iyi bilen stratejileri olan örgütleriz Buna mücadelede bütün sahadan arkadaşlarla beraber karşı durduğumuzu bir kez daha söylemiş olalım. Çok çok açık e, örnekler var zaten e, bizim birlikte hareket etmemiz gerektiğini ortaya koyan şu leçet gibi. E, bu örnekler bize kılavuz olmalı diye düşünüyorum. Çünkü e, sizin temsil ettiğiniz dernekle beraber… E, Sonuçta yasaya güvenme oldu güvenme. Boş boş mu oturacağız yani? Hatayım. Seyirci mi kalacağız Hatayım. yani? Seyirci kalmak ne kadar büyük bir günah ayrıca. Yani. izleyici konumunda yani. ya da e, sosyal medya üzerinden sadece oturduğunuz yerde bir eylemde değil. Gelecek dönemler itibariyle e, bu sürecin, e, sahada çok gezen bir kadının biliyorsunuz hı hı. Ankara'da hı hı. çok fazla bulunmuyorum. Aldığım dönümler herkesin eskiden sadece bu mevzu kadın derneklerinin mevzusu denirdi. Şimdi öyle değil. Sahada Konakladığınız otelde, bindiğiniz takside, yemek yediğiniz restoranda bile tanıyan insanların yanına yanımıza gelerek e, Sayın Başkan bu konuda yanınızdayız bize ne düşer diyen çoğunluğu erkek de olan bu anlamda. Kadınlar zaten bizden yana diyoruz hı hı, ama hı. erkek arkadaşlar da... İnsan hakkı olarak birlikte tabii mücadele ki, önemli tabii zaten. Tabii ki birlikte mücadele edeceğiz. Bakın dün sevgili Özgecan'ın e, dönümüydü. 19 yaşındaydı ve bugün yaşasaydı 23 yaşında olacaktı. Şule Çet kaç yaşında öldürüldü? 23 yaşında öldürüldü. Yani biz daha hayatlarının baharında bu ülkede çok normal bir işi yapan biriyle yemeğe giden, birine güvenen, güveniyor güvendiği için o arkadaşla işten atıldı da bu anlamda tekrar işe girebilirim. Okurken çalışmak. Bende de para Peki olsa da Peki size göre hata yani, yaptı ayrıca da ölmesi için bir gerekçe var bu yani. Gerekçe mümkün değil. Olacak yani güven işine. mekanizmasının hepsini yerle bir eden bir zihniyetin tohumlarını ektiğimiz bir ülkede yaşamaya başladık artık. Çok kötü. bu Ve çok kötü. Burada durduramazsak önünü alamayız. O Kesinlikle. görünüyor. Kesinlikle. Lütfen istismar yaşının, evlilik yaşının daha alt seviyelere çekilmesini, kimse bana paketlenmiş hediye paketi gibi bir af paketi gibi getirmesin. Onun altında neler çıkacak? Çünkü yine bir başka tarafta kadına karşı şiddetin İstanbul Sözleşmesi'ne göre ara bulunculuk ve uzlaşmayı yasaklayan maddeleri de Hedef görüşülüyor. Hı hı. Bu anlamda yani bir bütün aslında belki saatlerce konuşsak, bu konunun açıklığı gelmeyecek. Bir tarafta ara buluculuk uzlaşma var şiddet konularında. Bir tarafta erken yaş evliliklerine af var. Öte tarafta davalarda yansımalar var. Ve devam eden istismar davalarında dosyaların kapatılmasına yönelik gayretler var. Canım işte çocuk bağırsaydı, çocuk yalan söylüyordur, hayal dünyasıdır. Ve öte tarafta da hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde de yansıdı, eğitim camiasında çoklu istismarlar var. Tüm bunlar bu ülkede oluyor ve çok, bu ülkenin çok fena. ayıpları. çok fena. Çok fena. Ee, bir, takipte kalalım ve mücadeleye Tabii birlikte ki. devam edelim. Ee, Canan Gül'e çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Hakikaten ediyorum. iyi ki varsınız. Ee, bilgilendirme çok önemli bu alanda Tabii. ve Takip. organizasyonla örgütlenebilerek evet. e, mücadeleyi sürdürebilmek çok önemli. Yolunuz açık olsun. Beraber birlikte Hep çok birlikte. teşekkür ederim. Evet takipte olalım sevgili izleyenlerimiz. Bugün programımızı e, her sal olduğu gibi erken kapatıyoruz. E, grup toplantısı. Toplantıları var dedik. Reklama gideceğiz ee, ve grup toplantısı İyi Parti'nin ekrana gelecek Meral Akşener'in konuşması. Yarın aynı saatte yine 7.30'da beraber güne başlamak üzere. Hoşçakalın diyoruz. <laughs>